Şimdi bu Halkbank davası ve bu Sezgin Baran Korkmaz davası. İkisiyle de ilgili full kendime hiçbir düşünce kırısı bile saklamadan, kırıntısı bile saklamadan beynimden geçenleri size anlatacağım. Oradan da Türkiye'de iktidarın değişip değişmeyeceğine geleceğim. Siz, yani benim düşüncelerim bunlar. Ben anlatayım, siz kendi çıkarımlarınızı kendiniz yapın. Tamam mı? Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz meselesi, bakın. Ekim'den beri Avusturya'da tutuklu. Hangi aydayız? Temmuz değil mi? 9 aydır adam böyle bekliyordu şeyde, Avusturya'da. Hop 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 pat diye getirdiler adamı. Şimdi ben size şunu anlatayım önce. 2017 aralığa dönüyoruz. Neredeyiz? Zarrab mahkemede konuşurken ben 5 günün 5'inde de oradaydım. Bir de aralarda çıktım, canlı yayın yaptım. Soğuktu tabii Aralık'ta. Çok soğuktu New York. Elimde böyle telefonu tuta tuta, onun için mahkemedeydim ben. Reza Zarrab anlatırken böyle orada sürekli dinliyordum ben onu. Bana dediniz ki o zaman, Zeynep çok köpürttün, Halkbank davasından da bir şey çıkmadı dediniz değil mi? Ya ben köpürtmedim. Bilerek isteyerek bir yerlerden emir alıp köpürtmedim. Reza anlatırken olay köpüklüydü. Öyle bir hava vardı, öyle bir anlattı ki Reza. Ben dedim haftaya egemen bağışı alıyorlar ya, getirecekler Türkiye'den, davaya eklenecek. Ha ondan sonraki hafta Süleyman Arslan'ı alıyorlar ya, çünkü Hakan Atilla rüşvet yemediği halde, ben söylemiyorum, Reza Zarrab da söyledi bunu, mahkeme kayıtlarında da var. Hakan Atilla rüşvet yemediği halde 2 sene Amerika'da hapis yaptı. Süleyman Arslan Halkbank'ın genel müdürüydü o dönem. Bütün rüşveti o yemiş. Adam nerede bilen yok. 4,5 senedir Süleyman Arslan'ın sesi geçmiyor. Nerede bir yerde saklanıyor. Ne oldu? Genel müdür rüşvet yemeyen genel müdür yardımcısı 2 sene Amerika'da hapis yaptı. Süleyman Arslan'a dokunulmadı. Egemen Bağış'ın adını da verdi Reza Zarrab. Egemen Bağış pıra büyükelçi oldu. Nerede Zafer Çağlayan 700 bin liralık saati? Nerede? Ne oldu? Nerede Zafer Çağlayan? Yaşıyor mu? Nefes alıyor mu? Alıyordur tabii ya. En güzel yerlerde yaşıyorlar. Aralık 2017. Mahkemede Reza anlatıyor bunları. Hiçbirine hiçbir şey olmadı. Temiz mahkemelerine de gittim. Hiçbir şey olmadı. 4,5 sene geçti Halkbank'ın üzerinden ya. Dava başlayacak. Bugün başlayacak. Yarın başlayacak. Şimdi ben size her türlü köpürtürüm meseleyi. Sezgin Baran Korkmaz bir çıkacak, bir anlatacak. Ucu Tayyip Erdoğan'a dokunacak mı diyeyim size? Yalan. Yalan. Hiç kimse hiçbir şey dokunmayacak. Halkbank davasında milyarlarca dolarlık şeylerden bahsetti Reza. İran'ın parasından bahsetti. Hiçbir şey olmadı. Anlatıyorum size. Reza'nın verdiği isimlerin hepsi duruyor orada. Hiçbirinin kılına bile zarar gelmedi. Bakın ben duydum. Egemen Bağış Amerikan vatandaşı ya da green card sahibi burada. Korkudan Amerika'ya gelemiyor senelerdir. Alacaklar beni diye. İşte bunların hep pazarlıkları yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir Halkbank'ta bir Hakan Atilla çıktı konuştu. Reza konuştu. 4,5 sene hop. Sus pus hiçbir şey yok. Niye susuluyor? Anladınız mı? Dava niye başlamıyor? Pazarlık yapılıyor. Şunu da yapacaksın deniyor Türkiye'yi yönetenlere. Onlar kuzu kuzu onu yapıyorlar. Dava burada duruyor. Sezgin Baran Korkmaz meselesi de böyle olacak. Sezgin Baran Korkmaz alındı. Burada Amerika'da o sopa böyle kalktı. Sopa havada duruyor. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın denecek seçimlere kadar. Türkiye'yi yönetenler gıkını bile çıkarmadan Sezgin Baran Korkmaz karşılığında ne denirse yapacak. Pazarlık için bu. Dava başlar da ucu da siyasilere dokunur da hükümet etkilenir diye düşünen varsa çok üzgünüm arkadaşlar. Çok yanlış bir düşünce. Çok yanlış. Ben izlemiyorum kanalları. Bizim muhalif kanalları da izlemiyorum. Çok çok balon şeyler anlatıyorlar. Hiç öyle olmayacak. Hiç öyle olmayacak. İnanmayın. Kandırıyorlar sizi. Ha ben Halkbank davasını anlatırken o salondayken şunu söyleyeyim. Yani öyle bir hava vardı ki o mahkemede. Tamam dedim ya, bunların hepsini toplarlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi çok kanunları bilmediğim için uydurmayayım. Ama mesela Egemen Bağış sadece Türkiye'deyken tutuklanmıyor. İkili anlaşma gereği. Türkiye, Amerika arası anlaşma gereği. Amerika'nın anlaşmalı olduğu ülkelerde de tutuklanabiliyor. Bakınız Sezgin Baran Korkmaz. Amerika'nın Avusturya ile anlaşması var. Suçluların iadesi ve tutuklanması konusunda. Adam Avusturya'da aldılar. Yani. Egemen Bağış büyükelçi oldu. Zafer Çağlayan 5 senedir hiç mi Türkiye dışına çıkmıyor? Hiç mi tutuklanamazdı? Bakın. Sezgin Baran Korkmaz'ı Amerikalılar bir gecede getirdiler. İstediler mi? Her şey bir gecede oluverir. Olmuyor. Dava uzamadı, Halkbank davası. Ne Reza Zarrab'ın anlattığı diğer rüşvet yiyen isimlere dokundular. Ben kulaklarımla duydum, hepsini söyledi. Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Halkbank'ı ben köpürtmedim.
o mahkemedeki hava öyleydi. Yüksek bir hava vardı. Tamam dedim, bu iş sonuna kadar gidecek. Siyasi iktidara da dokunacak. Öyle bir hava vardı. Orada benim yanımda otursaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Benim bilerek isteyerek köpürttüğüm bir şey değil o. Ha şimdi tekrardan yanlış ümitlere ne kendim kapılayım ne sizi sürükleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Sezgi Maran Korkmaz alsa hiçbir şey çıkmayacak. Ya çıkar, o kendi ceza yer, mal varlığını teslim eder. Karısı buraya gelir, çocukları yerleştirirler. Reza Zarrab'da olduğu gibi belki farklı bir isim alır. Çünkü itirafçı olacağı için. Yani o Sezgi Maran Korkmaz'ın kendiyle ilgili değişiklikler olur. Ama Sezgi Maran Korkmaz anlatır da siyasilerin isimlerini verir de Türkiye'de siyasilere dokunulur diye düşünen arkadaşlarım bu yanlıştan dönün. Hiç öyle şeyler olmayacak. Onun için hiçbir şey çıkmayacak. Bize ne Sezgin Baran Korkmaz'ın yerleşeceğinden? O beni ilgilendirmiyor. Ucu Türkiye'deki siyasilere dokunacak mı? Ben bununla ilgileniyorum. Siz de öyle. Hiçbir şey çıkmaz oradan. Halkbank da öyle. 10 ay kalmış seçime. 4,5 yıldır başlamaya. Başlasa ne olacak? 4,5 sene önce anlattı. Reza hiçbir şey olmadı. Başlasa ne olacak dava? 10 ay kala seçimlere. Hiçbir şey olmaz. Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz. İki davadan da hiçbir şey olmaz. Şimdi bu çok kısa anlatalım Sezgin Baran Korkmaz'ı. Şimdi bu Kingston kardeşler var, bunların Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı. Amerikan hazinesi 510, bir de konu çok Türk, tamam parayı Türkiye'de aklamışlar da. Yani Halkbank'ın yanında devede kulak bir dava para olarak Sezgin Baran Korkmaz. Halkbank'ta milyarlarca doların üstüne gitmediler Amerika'da. Sezgin Baran Korkmaz'ın 511 milyon doları için hiç ucu Türkiye'de siyasilere falan dokunmaz. 511 milyon dolar. Size bana deli para da onlara çerez parası ya. Onun için hiçbir beklentiniz olmasın. Şimdi bu 511 milyon dolar Kingston kardeşlerle Sezgin Baran Korkmaz Amerikan hazinesini dolandırmaktan suçlu görülüyor. O yüzden dava açılıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Salt Lake City'de, yani Utah'ta bu Kingston kardeşler, iki kardeş tutuklu. Bunların hikayesi şöyle, 2019'da bakın, 2019-2022, 3 sene geçmiş. Yani ölme. Tam bu Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz'ın Sezgin Baran Korkmaz USA diye bir şirketi var Amerika'da. Adam İngilizce bilmiyor, Amerika'da şirket kurmuş. Bir de Türkiye'de tabii şirket, Türkiye'deki durumları biliyorsunuz, adam birden zenginleşiyor. Bu Kingston kardeşler Sezgin Baran Korkmaz üzerinden para aklıyorlar Türkiye'de. Tabii bunun siyasilerle bağlantısı vardır ama anlattım size yani. Bunlar tam 2019'da Türkiye'ye kaçacakken FBI bunları alıyor. Kingston kardeşler Amerika'dan Türkiye'ye kaçacak. Tabii Sezgin Baran Korkmaz orada her türlü onu alacak. FBI bunları alıyor. Bunlar 2019'dan beri Utah'ta tutuklu Kingston kardeşler ve itirafçı oluyorlar. Bütün mal varlıklarını Amerikan hazinesine başlayacaklarını söyleyip Kingston kardeşler itirafçı oluyorlar. Her şeyi itiraf ediyorlar. Bu dava kapsamında Sezgin Baran Korkmaz getirildi Amerika'ya. Anlatabildim mi? Bunların ismini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Lev Derman diye bir şey var, şirketleri var. İşte 200 şirket var, bir kısmı da Türkiye'de. Hesaplar, araçlar, gayrimenkuller, paraları gayrimenkul alıyorlar İstanbul'da Sezgin Baran Korkmaz üzerinden. Oradan aklıyorlar falan filan. Amerikan hazinesinden 511 milyon dolar dolandırmakla bunlar yargılanıyorlar. 100 milyon doların Türkiye'de olduğunu Amerikan FBI herhalde tespit ediyor arkadaşlar. Dava bu kadar. Tabii ki Sezgin Baran Korkmaz'ın bunu Türkiye'den siyasilerden habersiz yapması mümkün değil. Onları da anlatacaktır mahkemede. Ama Reza neler anlattı? Hiçbirine hiçbir şey olmadı. Hepsi ödüllü yaşıyorlar orada. Zafer Çağlayan 700 bin dolarlık saatiyle, milyon dolarlarıyla. Egemen Bağış Büyükelçi oldu. Hiçbirinin hiçbir şey olmadı. Bir şey olacak mı diye mi ömür çürüteceğiz? Yok, bu davalardan bir şey çıkmaz. Defalarca söylüyorum. Benim de adım Zeynep. Bugün en kaçı? 17'si mi bugün? 17 Temmuz 2022. Bu kayıt da burada dursun. Tamam mı? Sizi şişirenler şöyle olacak, böyle olacak. Alınabilir, Türkiye'deki siyasiler de alınabilir diyenler yalancı. Yalan söylüyorlar. Hiçbiri gerçeği göremiyor. Anlatıyorum yani. Benim de adım Zeynep. İki davadan da 10 ay boyunca hiçbir şey çıkmaz. 2023'te Haziran'da mı ne zaman o seçimler yapılıyorsa yapılır. Ne Halkbank davasında bir şey olur ne Sezgin Baran Korkmaz davasında. O davalar başlamaz. Yarın mahkemeye çıkacakmış Sezgin Baran Korkmaz. Orada bir adli kontrol yapılır.
o şimdi şeyi de bilmiyor. Şimdi bana Utah 3 saat uçakla. New York'a Utah 3 saat. Benim mahkemeye gidebilme durumum yok. Ama bir şey çıkmayacak o mahkemeden. Burada Türk gazeteci arkadaşlarımız var. Onlar giderler yazarlarsa. Onlardan öneririz. New York'ta olursa ben yarın mahkemeye giderdim. Ama Salt Lake City'de Türk bile yok. Utah'da Türk bile yok. Yani ve Türk arkadaşlarımız gider de yaparlarsa öğreniriz. Ya da gazeteci Türk arkadaş. Amerikalıların da umrunda değil ben size söyleyeyim. Yani Türkiye'dekiler şu ısınabilir. Sezgin Baran Korkmaz, Kingston kardeşler davası Amerika'da bir numara. Yok ya, kimsenin umrunda değil ya. Amerika'da hiç kimsenin umrunda değil. Halkbank davası kimsenin umrunda değildi. Biz böyle çok şey yaptık. Amerika kocaman, kendi sorunları olan bir ülke yani. Öyle hiç kimsenin Halkbank'ı düşündüğü falan yok. Amerikalıya sor, Halkbank mı o ne falan der yani. Kimse bir şey bilmiyor. Bizim medya, aha, Amerikan medyasında iki satır çıkar. Bizim Türk 3-4 tane gazeteci arkadaşlarımız var. Yazarlarsa eğer, Salt Lake City'ye atlar giderlerse Utah'a, onlardan öğreniriz. Ne kadar yazacaklar, ne kadar öğreneceğiz göreceğiz. Şimdi Türk medyası anlatsın bakalım. Utah'tan anlatsınlar, hepimiz öğrenelim mahkemede neler olduğunu. Ben yokum. Gidemem 3 saat uçakla, işim var, gücüm var. Yani. Onun için bir şey de çıkmayacak. Gazeteci arkadaşlar yazarsa ben de size oradan duyduklarımı söylerim ama hiçbir şey çıkmayacak. Boşuna şey yapmayın. Ya Reza Aralık 2017'de mahkemedeydi, anlattı. Anlattı ya, bir şey saklamadı ya. Şemalarla bilmem nelerle anlattı yani. İtirafçıydı biliyorsunuz. Her şeyi anlattı. Hiçbir şey olmadı. Kendine yeni hayat kurdu Miami'de. Biz hala Halkbank'tan ne çıkacak da siyasi ölme şeyim ölme yani. Bırakın boş ümitleri ya, gerçekçi olalım. Vallahi gerçekçi olun. Ben bıktım boş ümitle yaşamaktan ya. Sezgin Baran Korkmaz meselesi de pazarlık unsuru olarak kullanılacak. Sopayı Amerikalılar tutuyorlar ellerinde. Her şeyi de yaptırıyorlar ya. Gıkını çıkarmadan Türkiye'yi yönetenler her şeyi yapıyorlar. Her şeyi. Ne yapıyorlar bilmiyoruz. Bir onu bir hanım kızımız bilir. Yanındaki tercüman. Ben bilemem, ona sorun. Kavakçı kardeşler çok meşhur ya Türkiye'de. Maşallah aldılar yürüdüler silahlıcık. Neyse onu da söyledik. Ha, şimdi şunu diyeceğim arkadaşlar. Amerika'nın suçu diyecekler şimdi bana. Ya kardeşim Amerika'nın suçu da. Amerika kendi çıkarına uygun olan şeyi yapacak. Her ülke gibi. Biz Türkiye olarak ne yapacağız ya? Biz Türkiye bakın %32 oyu var. Hala Amerika'ya diklendi diyor %32'lik dayılar. Onlara laf anlatabiliyor muyuz? Anlatamayız. Benim ümidim yok. Biz o dayılara laf anlatamayız ya. Benim öyle bir şeyden ümidim yok. Ben cahile laf anlatmakla da ömrümü geçiremeyeceğim. Yani kusura bakmasın kimse. Ha, iktidar değişir mi Türkiye'de? Ben fikirlerimi de söyleyeyim. Ama kızmaca, darılmaca, gücenmece yok bakın. Ama ben gerçekleri konuşacağım. Hep inandığım gerçekleri söyledim. Halkbank davasına inandığım gerçekler oydu. Soruşturmanın çok uzayacağını, her yere dokunacağını, en tepeye kadar gideceğini düşünüyordum. Çünkü hava öyleydi, yanıldım. Hiç kapısından bile giremeyeceğim, girmediğimiz uzakta 3 saat. Utah'a kimse gitmez. Allah'ın unuttuğu bir yerde Utah yani. Kingston kardeşler orada tutuklu olduğu için Sezgin Baran Korkmaz'ı oraya göre şey yaptılar. Gazeteci, Türk gazeteci arkadaşlarımız giderlerse zahmet edip onlardan öğreneceğiz dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bu davalardan bir şey çıkmayacak. Şimdi bu iktidarı söyleyeceğim size. Gerçekçi olalım ya. Geldik kaç yaşında bak şimdi. Şimdi ben emekli 5000 TL alan, 3500 alan da var. Benim babam da 3000 lira emekli maaşı alıyordu Türkiye'de. Sordum ben. 4750'ye mi ne yükseltilmiş babamın emekli maaşı? Şimdi emekli amca bekliyor. Diyor ki ya bu AKP gitse de fiyatlar düşse ya da emekli maaşları artsa diye bekliyor. Üniversitedeki, ben de orada üniversitedeydim. Üniversitedeki 22 yaşında arkadaşım bekliyor. 2023'te iktidar değişir mi? Ben iş bulabilir miyim? Ne olacağım ben? Benim geleceğim ne olacak diye bekliyor. ODTÜ mezunları, Boğaziçi mezunları, üniversite 3. sınıfta olanlar, 4. sınıfta olanlar. Kredi almışlar devletten 30 bin liralık öğrenim kredisi. Onu 100 bin lira olarak faizi bindirmiş devlet. Mehmet Cengiz'in borçlarını silen, vergi borçlarını silen çok sayıda hükümetimiz 30 bin lira kredi alan çocuğun gırtlağına çöküyor, 100 bin lira olarak geri istiyor. Sistem bu. Bu sistem nasıl değişecek? İktidar değişimiyle değil mi? Herkes bekliyor. İktidar değişmeyecek arkadaşlar bence. Bence 2023 Haziran'da mı olacak? En geç o zaman olma hakkı var zaten. Seçimler yapılmayacak falan diyenlere de katılmıyorum. İktidar değişmeyecek Türkiye'de. Ben AKP'nin tekrar kazanacağını düşünüyorum. Çok üzgünüm. Bak baştan söyleyeyim. Küsenler küssün. Bak ben bu videoda burada, ben de buradayım. Ben kendimi seçim gecesi o sandıklar açılacak, o sandıktan AKP, MHP tekrar çıkacak diye hazırladım. Hiç ağlamayacağım. Balkondan kendimi aşağı atmayacağım. Kendimi kesmeyeceğim.
üzüleceğim tabii ki ülkem için. 20 senelik bir perişanlık devam ediyor diye. Ama ben hazırladım kendimi. Bireysel olarak 20 yıldır iktidar değişimi bekliyorsunuz. Son bir yıldır zam üstüne zam. Değişmeyecek iktidar bence. Neden? İktidar değişecek olsa ben size oluşacak havayı söyleyeyim. Bakın. Bir kere her şeyden önce muhalefet, Millet İttifakı seçim kazanmış da, sandıklar açılmış da, balkon konuşması yapmış bir rahatlıktılar ya. Sanki iktidar değişti Türkiye'de. Ben muhalefeti buradan çok rahat görüyorum. İktidar ne? Seçim oldu, muhalefet mi kazandı ya? Bu neyin rahatlığı? Çok erken rehavete kapıldılar. İktidar çöküyor diye muhalefet çok erken bir rehavete kapıldı. Aman aman çok tehlikeli. Anket şirketleri de canları sağ olsun. Bütün anketlerde 3 adayı da, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da, Mansur ve Ekrem Başkan'ı da Tayyip Erdoğan'ın çok önünde gösterdikleri için tüm anket şirketleri, bizim muhalefet şişti şişti balon gibi bizim muhalefet. Anketler belki doğruyu söylüyordur ama sizin yarışa çok daha fazla asılmanız lazım muhalefet olarak. Ya 20 yıllık bir iktidarı devireceksiniz sandıkta. Bu neyin rahatlığı? Ben inanamıyorum. İnanamıyorum ben ya. Ben şahsen o anketlere de inanmıyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok anketler gördük ya. 20 yıldır her seçimde ne anketler gördük, ne anket şirketlerinin sahipleri biz anlamıyoruz bu işten deyip bırakıp gidiyor. Ne istifa ediyorlar ya. Bir iki tanesini tenzih ederim de 10 şirketin 8'i balon ya. Halkı kandırıyorlar yani. %30 oyu var adamın. Kendimi de yırtsam, ben bu şu denize de atlasam var bu oy. Ben ne yapayım, sen ne yapacaksın? Var oyu. %10'un altına mı düştü AKP? Benim haberim yok ya. Amerika'dayım diye ben duymadım herhalde. İktidar değişecek olsa bence seçimlerde Türkiye'de yer yerinden oynar ya. Meral Hanım bir yandan, Kemal Bey bir yandan miting üstüne miting yapar. Diyeceksiniz ki seçim tarihi yok ya. Halkla buluşsun, esnafı gezsin, taksicileri dolaşsın ya. Bunlar seçim kazanmış havasındalar. Bir rehavet, bir rehavet. İçeride bunları yaparlar, insanların sorunlarını dinlerler. Dışarıda ne yaparlar ben size söyleyeyim? İkisi buradan buraya gelir ya. Dünya tanımıyor arkadaşlar. Dünya ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener'i. Dünyada bir Allah'ın kulu tanımıyor ya. Sen İstanbul Belediyesi'ne talip değilsin, Ankara Belediyesi'ne talip değilsin. Sen Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmeye talipsin. Dünyada tanıyan yok seni. Nasıl yöneteceksin Türkiye'yi? Tanıt kendini. Kemal Bey Brüksel'e gitsin, Meral Hanım Brüksel'e gitsin. Birimiz Cumhurbaşkanlığına aday, öbürü Başbakanlığa. 20 yılda Tayyip Erdoğan ülkeyi mahvetti. Biz Türkiye'yi düzlüğe çıkaracağız. Yabancı yatırımcılar lütfen gelin falan filan şovlar. Bir şeyler yapsınlar, anlatsınlar dertlerini. Ya bunlar oturuyor abi. Bunlar oturuyor Ankara'da. İktidar değişecek olsa Brüksel'e giderler, Washington'a gelirler, kendilerini tanıtırlar tüm dünyaya. Amerika'daki gazetelere demeç üstüne demeç vermesi lazım muhalefetin. Meral Hanım'ın da Kemal Bey'in de. Bunlar bir oturmuş him 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 altılı masa. Millet bıktı altılı masadan. Ben söyleyeyim size. Ben Amerika'dayım belki, çok net göremiyorum uzaktayım diye ama sokak röportajlarını izliyorum. İlave TV izliyorum. Arif diye bir çocuk var orada. Bir de Sokak Kedisi diye bir YouTube kanalı var. Orada ikisi de bizden. Atatürkçü ve muhalefetin seçim kazanmasını isteyen insanlar. 10 kişiye mikrofon tutuyorlar. 4'ü AKP'li. 6'sı muhalif. Okey. Muhalifler önde. Ama muhaliflere oy verecek insanlarda da bir şüphe var. Adaya bakacağım diyor. Türkiye çok kötü diyor. Ben izliyorum. Türkiye çok kötü. Bu iktidar kesinlikle gitmesi lazım. Çok açız, ölüyoruz diyor insanlar. Tamam. Kime oy vereceksin diyorlar. Altılı masa kimseye açıklamadı ki. Çıkaracakları adaya bağlı diyor. Tamam Tayyip Erdoğan'ı istemiyoruz. Ülke battı ama gelecek insanın da düzeltebileceğine inanmam lazım diyor insanlar. İnandıramıyor. Aç insanı, sokaktaki aç insanı, emekliyi, öğrenciyi, muhalif olanlar. %30 kemik AKP seçmeninden ya da 25 bahsetmiyor. Muhalefete oy verecek insanlar da inanmıyor. Ben izliyorum. Bir ilde değil ya, Kadıköy'e gitti, Üsküdar'a gitti, Zonguldak'a gitti. Bütün Türkiye'nin her tarafından röportajlar yapıyorlar ve bu röportajları yapanlar muhalif insanlar. Yani öyle şişirmeye A Haber falan değil yani insanlar. Millet İttifakı'nın her ikisi de sokak röportajı. Millet İttifakı iktidar olsun istiyor. İnsanlar öyle şeyler söylüyor. Yani ben inanıyorum Millet İttifakı'na diyen 10 kişi de 2 kişi. Nasıl olacak? Ama diyor ekonomi kötü ama diyor bundan sonra gelenin iyi olacağını nereden bilelim diyor. Adayı yok diyor. Adayı görelim öyle inanacağız diyor. Bu altılı masa otur kalk Ali Babacan. Otur Ali Babacan kalk Ahmet Davutoğlu. Bittiler ben size söyleyeyim ya, anca toplantı yapıyorlar. Halka inemiyorlar ne Meral Hanım ne Kemal Bey ya, güvenmiyor kimse. Muhalifler de güvenmiyor. Mecbur ona vereceğiz. Bakın bu mecburiyet meselesiyle
seçim kazanmak mümkün değil Türkiye'de. Esnafı gezmeleri lazım dediğim, halka inmeleri lazım ya. Üniversite öğrencisi çocuk gidip Millet İttifakı'na bastığı zaman bunlar düzeltecek diye basması. Boş atarım diyor ya çocuk. Abi ne muhalefet ne iktidar diyor yani röportajda. Boş atarım daha iyi diyor. Şimdi bu insanlara eylemi, kararsız, inanılmaz bir kararsız seçmen var Türkiye'de yani benim görebildiğim. Şimdi bir de şu var, sen muhalefeti eleştirme. Bence sen muhalefeti eleştirme yaptığımız en büyük kötülük. Çok büyük kötülük yapıyoruz. Bu muhalefet bu şekilde seçimlere girsin, şansını ne kadar görüyorsunuz kazanacak diye? Bu kafayla. 50 mi? 60 mı? %50'ye 60'a razı mıyız ya seçim kazanma? Bir açılacak sandık gene AKP. Ne olacak? Çat bir 5 yıl daha gitti. 20 yıl böyle geçti ya. Kesin muhalefetin gümbür gümbür yer yerinden oynaması lazım ya Türkiye'de. Olmaz. Dışarıda hiç yoklar. Adlarını bilen yok dünyada. İki liderinde. Nasıl olacak? Türkiye'deki sokaktaki insanı inandıramıyor ekonomiyi düzelteceğine. Biz muhalefeti eleştirmeyelim. Peki tamam eleştirmeyelim. Böyle bir sallantıda seçime girsin. Küt diye çıksın AKP de o eleştirmeyelim diyenler kına yakarsın. Yanlış. Ben hiç Türkiye'de iktidar değişecekmiş gibi bir hava göremiyorum. Hem muhalefetin pasifliğinden hem de bir de şu var arkadaşlar. Bence Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece koltukta kalacak. Girdiği her seçimden kazanarak çıkacağını düşünüyorum. Yani bence seçim kaybetmeyecek. Yani, Tayyip Erdoğan'dan sonrası bilemem. Tayyip Erdoğan'dan sonrası zaten bence ANAP gibi olacaklar. Ama Tayyip Erdoğan başlarında olduğu sürece bence seçim kaybetmeyecekleri. 2023'ü de alacağını düşünüyorum. Çok üzgünüm ya. Moralimizi bozdun diyen varsa özür dilerim yani. Ama kazanmak için yapılması gerekenleri muhalefet yapmıyor, asılmıyor. Olmaz. Kazanamayacak muhalefet. Ödevlerini yapmıyorlar. Karamsar bir tablo çizdim ama her şeyi söyledim. İktidar değişmeyecek. Ben böyle düşünüyorum yani. Birkaç aydır böyle düşünüyorum ya. Ve bu son Sezgin Baran Korkmaz olayıyla da emin oldum. Pazarlık olarak onu aldılar. Seçime kadar üzerinden pazarlık yapacaklar. Her şeyi verecek Türkiye'yi yönetenler ve gene AKP kazanacak. Ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Bence ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa ülkeleri AKP'nin değişmesini istemiyor. %100 destekliyorlar. %100. Bir sebebi ne talep etseler veriyor. Ne isteseler veriyor. Her türlü pazarlıkta %100 ne isteseler alıyorlar yani. Neden istersin? Siz Amerikalıların yerine koyun kendinizi. Avrupa, o da onlar da kendi çıkarını düşünüyor. Siz böyle bir hükümetin değişmesini ister misiniz? 100 tane şey istiyorsun, 99'u yapılıyor Türkiye'de. Değişmesi ister misin? İstemez. Niye muhalefeti desteklesinler ki? Neden? Yani onun için muhalefete ekstra görev düşüyor ama muhalefet için havada değil maalesef. Muhalefetin kendisini ispatlamak için böyle yumruğunu mas... Biz buradayız ya. Biz 84 milyon insanın hakkını... Bunu dünyaya anlatacak ya. Hiç kimse tanımıyor diyorum size. Dünyaya anlatacak bunu. Biz yönetebiliriz Türkiye'yi. Diyecek yani. Yapmamız gereken. Muhalefeti eleştirmeyelim arkadaşlar. Seçim öncesi diyenlerin ağzına banyo terliğiyle vurmak. Muhalefeti çok daha güçlü bir şekilde eleştirip şu rehavetten kurtulmasını sağlamamız lazım. Yoksa o sandıklar elimizde patlayacak arkadaşlar. Sandıklar elimizde patlayacak. Ben size söyleyeyim ya. Balon gibi şişiren muhalif kanallara da, kesin iktidarız diyen muhalif kanallara da inanmayın. Muhalefet çok pasif. Şişiriyorlar, şişiriyorlar kesin iktidarız diye. Sandık bir açılacak suratımızda patlayacak. Benim değil, ben kendimi hazırladım. Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece seçim kazanacağını düşünüyorum. Başta kaldığı sürece. Emekli de olmayacağına göre öyle bir insan değil yani. Kendinize iyi bakın. Türkiye şartlarında olabildiğiniz kadar mutlu ve huzurlu olmanızı diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Zamlarla, pahalılıkla yapabileceğim bir şey yok. Yani buradan bu kadar. Ancak aklımdan geçen uyarılarımı yapabiliyorum. Başka da yapabileceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Akıl sağlığınızı koruyun. Hoşçakalın. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.